Evet, 52. ITB Turizm Fuarı'nda turumuza devam ediyor sevgili seyircilerimiz. Ve şu anda 25 No'lu Hall'deyiz. Corendon standına geldik. Ve tabii ki turizm duayenini burada karşılaştık. Ve sevgili abimiz Kaan Kavaloğlu ile beraberiz. Nasılsın abicim? Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Sağ ol abim. Her sene hep seni gözlerim arıyor. Çünkü senin yorumların o kadar etkili ve o kadar güzel ki. Sağ ol. Ve her sene Milli Piyango gibi hep 12'den vuruyorsun. Bu seneki yorumların, düşüncelerini ITB ile ilgili alabilir miyim abi? Şimdi tabii 2 sene gerçekten çok zor geçti turizmci açısından. Ülkemiz açısından da öyle zor geçti. Bu kötü geçen 2 senenin ardından 2018 yılında yüzlerimiz gülüyor. Çünkü Batı Avrupa'da çok ciddi bir artış var. Tabii bu oranlardaki artış çok sürdürülebilir değil, biraz azalacaktır oran olarak ama tabii ki uzun bir aradan sonra Avrupalı'nın tekrardan Antalya'yı, Türkiye'yi tercih ediyor olması bizim için mutluluk verici. Aslında Türkiye açısından baktığımızda bizim tarafta hiçbir değişiklik yok. Yani bizim tarafta her şey 2016'da da aynıydı, 2017'de aynıydı. Bu sene aynı şekilde devam ediyor. Demek ki bu taraftaki bakış açısında bir değişiklik olmuş. Bu pozitif. Ben kendi adıma, temsil ettiğim sivil toplum kuruluşları adına bizi 2016 ve 2017 yılında zor zamanlarımızda destekleyen tüm tur operatörlerimize, destekleyenlere bu iyi zamanlarda hatırlayacağımızı, destekleyemeyenleri de iyi zamanlarda hatırlayacağımızı söylüyorum. Her ortamda bunu iletiyorum. Bunu bir tehdit olarak değil, bunu hani balık hafızalı olmadığını turizmcinin kanıtlamak adına söylüyorum. Çünkü 2016-2017'de çok zor dönem geçirdiğimizde Türkiye'yi çok kolay terk edenler oldu. Türkiye'nin çok kolay terk edilmemesi gerektiğini anlatmaya çalıştık dilimizin döndüğü kadarıyla. Şimdi bunları burada kanıtlıyoruz. İyi bir yıl geliyor. 2018'de iyi olacak, 2019'da iyi olacak. Bizde bir değişiklik olmadan neden özellikle Alman turist tekrardan Antalya'yı, Türkiye'yi tercih etti? Zannediyorum, kişisel kanaatim, gittikleri ülkede ödedikleri fiyatın, rakamın karşılığını alamadıkları için tekrardan Türkiye'yi, Antalya'yı tercih ediyorlar. Çünkü iddiamız şu, Antalya, Türkiye, Akdeniz Havzası'ndaki en güzel turizm destinasyonu. Bir Alman turistin tatil yapabileceği, yani ödediği fiyatın hakkını tam anlamıyla alabileceği en iyi turizm destinasyonu. Burada Almanların bunu fark edip tekrardan 2 senenin sonunda Antalya'ya geliyor olmaları mutluluk verici. Bu arada tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yeni otelimiz Limak Cyprus'u açtık. Eyvallah. Aslında tam böyle kriz dönemlerinde girdiniz o işe. Aslında o krizde bile sizin grubunun en çok takdir ettiğim olayı bu. Krizlerde bile deli gibi çalışıp yeni yatırımlara el atıyorlar. Ve bu sizin aslında işte başarınızın temeli buraya bağlı. Ben ona öyle görüyorum. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Özellikle de bu şu andaki görüşmemizi Corendon standında yapmayı çok arzu ettim. Çünkü şu anda bizim desteklememiz gereken Türk bayraklı bir tur operatörü Corendon. Ve kriz döneminde de Türkiye'yi hiç terk etmeyi düşünmediler ve çok ciddi anlamda büyük destekler verdiler. Ne mutlu ki bize, bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne açtığımız otelde de Hollanda pazarında en büyük desteği yine onlardan görüyoruz. Orada da bizi destekleyen çok tur operatörlerimiz var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizmine de katkılarımız olacak bu vesileyle. Çünkü bizim orada bu oteli yapmamız, bitirmiş olmamız bizim arkamızda duran birçok tur operatörünü de peşimizde getirmemize sebep oldu. Güzel bir otel oldu. Hepinizi inşallah en yakın zamanda oralarda görmeyi çok arzu ediyorum. Han kokuşu efsanesi Kıbrıs'a kondu yani. Evet, efsaneyi tekrardan yaşatacağız inşallah. Hep birlikte herkesin desteğiyle medyaya ihtiyacımız var. Turizmci dostlarımıza ihtiyacımız var. Turizmin profesyonellerine ihtiyacımız var. Evet, bizi hiç terk etmeyen, iyi zamanda kötü dostumuz olan, kötü zamanda da dostumuz olan, bizi terk etmeyen misafirlere ihtiyacımız var. İnşallah hep birlikte iyi bir sezon geçireceğiz diye düşünüyorum. Ben her zaman iyi günde kötü günde hep yanındayım. Seni seviyorum abim. Eyvallah, benim. Ben de seni sen çok seviyorum. Sen benim canımsın. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Evet sevgili seyircilerimiz, gördüğünüz gibi abimiz bazen ince dokunur ama hiç kimseyi acıtmaz. Çünkü yüreğiyle, sevgiyle konuşur ama her seferden bir ders almak gerekir. Sevgili Kaan abimizin sözlerinden de derslerini alanlar alır ama herkes umutlu ve mutlu. Sevgili izleyiciler, hoşça kalın.